Kubat var mı yakında bir albüm yeni bir şey yapacak mı sen? Şeye yılbaşından sonra Mart gibi Türk Halk Müziği albümü yapıyorum. Evet. Sadece anonim türkülerden harika. Oh. Muhteşem bir repertuar hazırladık. İhtiyacımız bekliyoruz var. Senden. Çok özlemle hazırlıyoruz. Heyecanlıyız. Abi Türk Halk Müziği tabii öyle bir şey ki yani Türk Halk Müziği'ni çıkarttığın zaman yerine bir şey konması imkansız. Evet. Yani daha doğrusu duygular olarak. Evet. Yani oradaki cümleler, anlatılan şeyler bile yani kızmayın ama popta tam olamıyor o iş yani. Doğru yani. Ha? Yani o Türk Halk Müziği'nin başka bir durumu var. Yani şimdi bu üstadlar, bu ustaların çoğu köyde, kasabada yaşamış. Yani şehirde yaşayanı az. Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Mükerrem Kemertaş, Muharrem Ertaş, Mahsuni ve tabii Neşet Ertaş. Şimdi... Şimdi Neşet hocanın türkülerine bak mesela, etraftaki malzemeyle sevgisini anlatıyor. Köyde ne varsa onunla. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı, şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı. Fındık, kahve fincanı, şeker, şerbet, bal. Malzeme bu. Bunu anlattın. Anlatamadığın yok. Bugün biraz daha farklı. Yani türküler biraz daha farklı. Senin mesela şarkılardan bir tanesi... Senin şarkılardan bir tanesi var. Neydi o? Bir güzellik yapsana. Ha. Aa, o var. O çok güzel ama. Güzel. Bir güzellik yapsana. Gece bende kalsana. Kitabına uydur gel. Uysa da uyumasa da. Burada Murat Dalkılıç ne anlatmak istiyor? Cengiz abi sence ne anlatmak istiyor? Bir güzellik yapsana, gece bende kalsana diyerek... Çağdaş ozanlık yapmak istiyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada itiraz ediyorum. Estağfurullah, söyle. Biz yine daha usturupluyuz yani eskiden. Dam üstünde huneler, tombul tombul memeler vardı bir zamanlar. Onları hatırlatmayalım lütfen. Öyle değil mi? Biz yine gayet üstü kapalı anlatıyoruz istediğimizi birazcık yani. Sen niye senin bir anda aklına böyle bir şey geldi de bu nedir yani? Hayır, daha sayamadığım bir sürü şey var. Evet. Ama bu nedir? Ne? Mesela Tolga ne dersin? Yani bir güzellik yapsana, gece bende kalsana, kitabına uydur gel, uysa da uyma. Ne ilk ya canlanan... Bu konuda hani şaka yapacak değilim ama dönemin ahlaki ve dönemin belirli çizgileri içerisinde bazı en çılgın aşkları bile bir iki cümleyle anlatmak zorundaymış insanlar. Onun dışına çıkamıyorlarmış. Doğru. Şimdi kültürel anlayışımız farklılaştı, daha bir rahatladık. Efendim enişte tokat olduk falan, o yüzden yanlış mı söylüyorum? Bir de belki çocuk kahve fincanı falan, ne bileyim, mesir macunu kullanmak istemiyor türküsünde yani. Yani. Olabilir, adamın sanatına nasıl biz şey yapacağız şimdi? Dürüst, en azından dürüst. Dürüst. Gayet bir güzellik yapsana, böyle. Gece bende kalsana. Hani Türk Halk Müziği'nde bu varmış geçmişte ama daha biz... Türk abi daha ima. Bu kadar direkt söylemiyor ya. Yani. Evet. Bir güzellik yapsana, gece bende kalsana. Yuh artık ya. Türk Halk Müziği'nde ima. Şarkıyı Gülşen yazdı. Sevgili Gülşen'e buradan. Öyle mi? Selamlarımızı iletiyoruz. Gülşen ama mükemmel yazar gerçekten. Onu da Allah için çok para kazandım bu şarkı sayesinde. Öyle bir de o taraflardan bakalım. El hareketi yapmadan yanlış şey yapalım da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.